Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek motorlu taşıtlar vergisine CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngören yasal düzenlemin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Kasım ayının ikinci taksiti ve Ağustos ayının da ödenmeyen taksiti vatandaşlar tarafından ödenecek. Ancak burada şöyle bir durum var. Aynı konuda benzer şekilde 2003 yılında yine ek motorlu taşıtlar vergisi alınmıştı. Anayasa Mahkemesi bakın o zamanki kararında ne demişti? Bu karar daha önce yayınlamıştım. Şimdi bu yeni red kararı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Çünkü Anayasa Mahkemesi aynı durumdaki konuyla ilgili birbiriyle çelişen iki karar vermiş oldu. Eski kararı bir dinleyelim. Anayasa Mahkemesi, mali güç dikkate alınmadan ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi alınmak istenmesinin anayasanın ikinci, onuncu ve yetmiş üçüncü maddelerine aykırı olduğu belirtilerek düzenlemenin iptaline karar verilmiştir. Gördüğünüz gibi o zamanki gerekçeler bunlardı. Aynı konuda şimdiki gerekçesi farklı. Gerekçenin detaylarını ilerleyen günlerde göreceğiz, açıklayacaklar Anayasa Mahkemesi. Bakalım ne diyecekler.